Bir dakika ya. Bunlar ne oldu? Oldu. Vallahi oldu. Dur şöyle bir geri koyalım. Ne kadar? Koyma. Hiçbir şey koyma şu an. Hemen ben bir arayayım, yayın geldi diyeyim. Küfür çek biraz. Şu an var mı? Ben bir şeye bastım, öyle oldu. Şu an var mı? Var. Bak live sürekli yanıyor. Tamam, çok güzel. Hatta ben telefondan bakayım, hiç uğraşmıyorum ben adamı. Zoom'u da göster bana. Var ikisinde de yanıyor. Arkadaşlar merhaba, şu an Kulu Park'tayız. Buraya artık klasikleşen polis müdahalesi olmuş durumda. Şu anda karşıda da polisleri görüyorsunuz. Saat şu an 6'ya 10 var. Polisler buradan eşyaların toplanılmasını istedi. Yine. Bizimi göstersin mi? Arasana bir. Var yayından telefonu var. Ara, söyle yine de. Arkadaşlar merhabalar, şu anda Kulu Park'tayız. Burada yine bir müdahale durumu olası. Yine bir TOMA ve Çivi Kuvvet ekipleri geldi bu noktaya doğru. Devam ateşli. Şu an Çivi Kuvvet'i görüyorsunuz. O ne yapıyor? Şunu çeksin. Onlar yapış kesini kim kırdı? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda Kulu Park'tayız. Burada yine saat şu an kaç tam olarak? Saat şu an 6'ya 10 var. 6'ya 10 var ve tekrar bir polis müdahalesi söz konusu. Biz de yayına başladık. Canlı yayındır arkadaşlar. Bu Ankara Eylem Vakti üzerinden şu an yayın yapıyoruz. Ankara Eylem Vakti 1 kanalında. Ankara Eylem Vakti ne yapıyorsun? Ankara Eylem Vakti üzerinden yayın yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Kulu Park'tayız. Yine birazdan bir polis müdahalesi çok olasıdır. Kocaman biber kazları yolluyorum, onu da sen çektin. Kıyamam ya. Biber kazıyor arkadaşlar. Hayır,
Evet, yine çevik kuvvet ekipleri arkadaşlar orada kalkanlarını alıyorlar, yavaş yavaş bu noktaya doğru geleceklerdir birazdan. Biz şu an canlı yayındayız. Lütfen izlediğiniz linki paylaşın arkadaşlar. Kuğulu Park'tayız. Şu an buraya bir polis müdahalesi olasılığı var. Her sabah olduğu gibi diyelim. Burayı da siz alıyorsanız alın. Tamam, gerisini elleme. Arkadaşlar şu anda Kulu Park'tayız. Emniyet amirleri yine parkın içerisine kadar girdi. Kitaplar da kaldırılıyor arkadaşlar. Evet, kitapların da kaldırılması istendi. Yardım eder misiniz arkadaşlar? Hadi kitabı alın. Çok fazla çizim. Hadi ya, biriniz yardım edin bana. Çöp poşeti getirir misiniz? Bunları koymak için. Oğlum, o brandayla önce bir toplayalım. Ertuğrul. Evet arkadaşlar, şu anda Kuğulu Park'tayız. Yine buraya bir müdahale söz konusu. Buradaki arkadaşların parkı terk etmesi isteniyor. Kitapların toplanması isteniyor. Oğlum, siz malsınız ya. Evet, çevik kuvvetli arkadaşlar. Şu an yukarıdan geliyorlar gördüğünüz gibi. Yani çevik kuvvetli arkadaşlar bu noktaya doğru geliyorlar. Başkaları gibi arkaya doğru gitmiyorum. Beni bekliyorum. Geldim yani. Sen ne yapıyorsun la? Değişik aynı. Neden değişik? Senden değişik, ondan. Herkes birbirinden en değişik. En güzel kardeşim, en güzel ya. Bu evrende bizim her şey rezik unik yani. Her şey kendine, şansına, cismine münasır. Unik mi? Evet. Aramızda polis arkadaşlarımız var. Niye ya? Maşallah. Ben tanıyorum onları. Unik mi? Anlıyorum değil mi? İngiliz var mı? Evet. Var mı? İşte terör yapıyor. Devlet bölümüne girelim. Kameraya hayır, lütfen. Ne devletmiş arkadaş, şarkı söylüyoruz diye bölünüyor arkadaş ya. O yüzden şu direkt bakalım. Yalım hayır, senin sınıfında Kerem abinin hayatta olmasa çok güzel geleceğim bize. Oğlum, bunu para gibi harcayacağım. Abi, biri biraz önce onun daha değişikleri çıkıp o ya. Kerem abi. Harbi seviliyorum, biliyorsun değil mi? Evet arkadaşlar, şu anda Kulu Park'tayız. Burada yine polisler buradaki insanların toparlanması için bir süre belirlediler. Burada oturan insanların kalkmasını istiyorlar. Yapıyorum abi. Yapıyorum. Arkadaşlar kalkın hadi, battaniyenizi kaldırın.
Yine her zamanki gibi burada harbide yaşatmayın. Direnmenize gerek yok. Battaniyenizi kaldırın, banklara oturun. Bir değişiklik yapalım. Battaniyeleri almadan. Börek yapalım biraz. Ama biz ne diyoruz? Bak, ben kendim kaldıracağım. Banklarda oturun diyoruz. Hayır da şuradan geçen bir tane insan yok yani. Ne görev var? Tamam arkadaşlar, yine ben size bir 5 dakika süre vereyim. Normal bir yasal uyarımı yapayım. Bekliyorum. Arkadaşlar yok mu? Arkadaş buradaydı. Ama Nesak iğrenç bir şeymiş. Dur, o zaman arkadaşlar yok. Evet, burada oturan arkadaşlara 5 dakikalık bir yasal uyarı yapıldı. Zannediyorum yine bir müdahale olacaktır. Çevik kuvvet ekipleri de hemen yukarıda arkadaşlar. Onları da şöyle bir göstermeye çalışalım. Harbide için 4 dakika 20 saniye. Şu anda Kuğulu Park'tayız arkadaşlar. Burada bir müdahale olasılığı söz konusu. Her burada sabah kameraman olduğu gibi. Onlar bizi fişiyorsun, biz de onları fişiyoruz ya. Evet, polis kamerası da bu noktada görüntü alıyor parktan. Onu da belirtelim. Suratına mı bakıyor bence? Evet, burada oturan arkadaşlarımıza 5 dakikalık mühlet verildi. Yoksa zorla bir müdahalede olunacağı söylendi. Ben seni sizlere direnmeye geldim. Yanlış anlaşılmasınız. Polis kamerası da bu noktada görüntüleri alıyor arkadaşlar parkın içerisinden. Bunu da belirtelim. Şu an birbirimizi çekiyoruz. Karşılıklı çekişme var yine. Evet, karşılıklı çekişiyoruz şu anda. Ne güzel. Evet, erken pes etti kendisi. Sema, çantanı alsaydın. O çantanı alsaydın. Bana ver. Terör malzemesi var. Maskuç verildi. Burada resim yapıyorsun onu. Devlet bölmedi. Çek. Bunu çek. Polis kayıtlarına da çıktı. Polis sesi. Ay çok kötü, beni çekme. Sen orada baksa, sen de öbür tarafa çekiyorsun. Yani bak nerede dur, seni çekse diyor falan bu cezalar. O yüzden ben direkt seni çalışıyorum yani. Bak nereye falan. Baba Kerem abi de, Kerem abi de göz kırpıyor bak. Adam harbi Kenan Kayar ya. Kenan Kayar deyince ayaklan demem bak. Thank you.
Beğen beraber çok seyredim akşama kadar çekeceğim diyor acaba. Evet. Çünkü yasal değil yaptığımız şey. Yasal. Değil. Avukatımızdan para. Ben de yağlı bilek yaptıracağım. Efendim? Ya. Ben de sordum avukatımı. Evet. Yasal mı değil mi? Para değildir. Yok abi. Yani basından değilse, basın kartın yoksa yasal değilmiş. Bir insanın izni almadan çekilebilirsiniz. Arkadaşlar son kez uyarıyorum, hadi kalkın. Kalkın şu battaniyenizi toplayın. Öyle bir direnme şekli yok. Öyle bir şey bu şekilde. Ona siz karar veremezsiniz. İster otururum, ister tuvaletimi yaparım. Bu parkta tuvaletini yaparsan yaptırmamaya tamam, ben karar bu, veririm. Bu bir direniş şeklidir ama. Buna siz karar veremezsiniz. Ben karar veririm. Bu da bir direniş yani. Gerekli bir düzende, kamu düzeninde ben karar veririm. Ama bu bir direniş şeklidir. Şurada buraya gelen normal bir vatandaş sizi böyle görmek zorunda değil. Bence de evet. Görmek zorunda aynen değil. Aynen öyle. Aynen öyle tamam. Bence de. Şu an devleti bölüyoruz burada. Çok görmek için geliyor. Onu ne yapacağız? Abi bu bastaniyeti zaten halktan aldık. Onlar halk değil, onlar teröre yardım ve yataklık yapıyor. Gelin arkadaşlar. Arkadaşlar bir kenara arkadaşlar kalkıyor muyuz? Evet, yine bir arbede çıkacak arkadaşlar burada. Şu an Kurbu Park'a sizden izlediğiniz linki paylaşalım arkadaşlar. Yardım edin. Kalkıyoruz biz, anlamıyorum ya. Kalkıyoruz arkadaşım. Sen kibarlıkla anlamıyor musun ya? Allah Allah. Tamam hocam, tamam. Üstündeki battaniye bırakır mısınız? O benim şahsi malım, üstünde oturmuyor. Sırtımdaydı o benim. Alabilir miyim o? Battaniye taşımak suçu öldürücü. O benim sırtımdaydı ya, alabilir miyim o battaniyeyi? Bir kıza nasıl davranacağını öğren, sonra da polislik yap bana. Arkadaşlar yardım edin, çekin battaniyeyi. Arkadaşlar şu anda canlı yayındayız, Kulu Park'tayız. Burada bir müdahale söz konusu. Ne oluyor yani? Şiddet mi? Şiddet yok. Şiddet yok. Şiddet yok mu? Bu ne oluyor? Yok değil mi? Kerem sakin. Abi yok. Tamam arkadaşlar. İhtiyacı olan var mı? Gömleğin var. Ayakkabılarımızın üzerine yatıyoruz, onları da alın. Göstersin mi canım? Bakın elimi sınırsak. Tebrikler. Yok, polisleri çekmiyorum, battaniyeyi çekiyorum. Sen çekemezsin, teşhir edemezsin kimseyi. Nasıl? Sen teşhir edemezsin. Teşhir edemezsin. Sen ne yapıyorsun bana ya? Bir dakika, sen çevirip de suratıma çekemezsin. Sen burada kameraya şiddet uygulayamazsın. Tamam arkadaşlar. Değil mi? Sen burada kameraya şiddet uygulayamazsın. Öyle mi? Şuna bak. Bak abi, bak. Şuna bak. Benim tarif ediyor abi. Bana söyleyeceğini ona söyleyeyim. Tamam, tamam, ona söyleyeyim. Hayret bir şey ya. Kameraya eliyle... Tamam. Usta biz burada bir şey yapmıyoruz. Yani tamam. Sen beni tanıyorsun da yani. Sen de beni tanıyorsun. Tamam da elime nasıl kameraya vuruyor. Bak orada da geldi biri bana vurdu. Yani bunları onu da çektim ben. Onu da gösteriyorum. Siz yapın yanımızda söyleyin biz de görelim. Yanlış bir şey ama. Hayır abi ben sana. Tamam tamam. Aşağı inin. Aşağı inin. Hadi. Kameraya vuracak polis de değil o zaten. Kim hakikaten o? Sorun yeri yok. İnin aşağıya. Evet arkadaşlar, kameramıza biraz önce müdahalede bulunuldu polis tarafından sert bir şekilde. Saçma sapan olaylar ya. Evet, polis kameramanları da kendini bir şey sanıyor arkadaşlar. Bugün bunu da görmüş olduk. O polis mi değil mi? O kim ya? Bence polis değil o. Bilmiyorum. Ben sivil, polis sivil kameralı polim, sivil polis mi bilmiyorum. Onu bilmek lazım.
Siz biliyor musunuz o kameraman polis mi? Polis kameraman da polis mi? Kendisi de polis mi? Ne bileyim. Polis kameraman. Yo ben öyle değilse direkt şikayet ederim ya. Hiç uğraşmam yani. Yo, polise de ha, polis olsa da müdahale yani. Edemez. Kameraya yani. Dokunamaz. Şey olur ya? Ha, yasal olmuyorsa gelsin kamerayı alsın. Onu yapamayacağını biliyor. Sercan. Bizden kimse konuşuyorsa al gel abi. Konuşmasınlar. Gerek yok. Muhatap olmayın. Yasal olup bir şey yapamayacaklarını bildikleri için kameraya arkadaşlar bizi de sinirlendirmek için onu yapıyorlar. Oo, internet bağlantısı mı var abi onun? Hı-hı. Harika. Aa, bak sigara boşmuş. Dönelim. Evet arkadaşlar, polis yine her günkü olduğu gibi yine burada bir müdahalede bulundu. Buradaki insanların yine yorganlarını, oturdukları yorganları aldılar. Üzerine de bizim kameramızı tacizde bulundular. Arkadaşlar tekrar edelim, bunun yasal bir şey olduğunu bildikleri için bize tacizde bulunarak bizi de sinir edip onlara karşı bir tepki vermemizi istiyorlar. Ama biz onu yapmadık, ben sadece kameraya bir müdahalede bulunduğu için biraz tepki gösterdim. Buradaki polis amirleri de biz de ona kızacağız dedim. Ben de bizim yanımızda kızın deyince nedense bir tepki veremediler, onu da bilmiyorum. Her şey kendi aralarında oluyor herhalde. Tabii burada canım, halkın yani önünde şiddet uyguluyorlar. Hukuksuz bir müdahalede bulundukları için bir şey de diyemiyorlar. Ancak işte kameranın LCD ekranını vurarak böyle kapatmaya çalışıyorlar. Ancak biz hala yayındayız arkadaşlar. Şu anda Toma, Kuğulu Park'ın önünde etkileşimi sürdürüyor. Söylesene, yayın var mı? Çevik kuvveti olduğuna dua et. Eliyle vurdu ya, direkt eliyle vurdu. O çıkmış mı? Arkadaşlar biz burada yasal olmayan bir şey yapmıyoruz. Burada halkın haber alma özgürlüğünü sağlıyoruz. Burada yaklaşık 30 gündür burada bir şeyler oluyor. Ben yabancı kanalları gördüm ama bir tane Türk haber kanalı rastlamadım pek. Bir o müdahale olduğu günün, Kuğulu Park'a da polisin girdiği, Çevik Kuvvet'in girdiği günün ertesinde buradalardı. Bir de milletvekili gelirse işte geliyorlar. Bunun haricinde bir gelen olmadı. Arkadaşlar günlerdir burada bir hukuksuzluk süre gelmekte. Çadırların yasak olduğu söylenmişti ilk günlerde. Çadırlar kaldırıldı. Battaniye ile uyku tulumu ile burada kalabilirsiniz denmişti. Ancak bugünlerde artık battaniyeyi bile bir tahammül edemiyorlar. Sebebini de bilmiyorum. Burada yani birkaç kişinin battaniyesini bile tahammül edemiyorlar ve buraya çok ciddi sayıda ekip gönderiyorlar. Yani 100'e yakın çevik kuvvet. Var, evet. Gördüğünüz bir akrep arkadaşlar, gördüğünüz bir toma arkadaşlar ve biraz önce yaklaşık 100 kişilik çevik kuvvet ekibi emniyet amirleriyle
sadece şu kadar insanın battaniyesini almaya çalışmak için mesai harcıyorlar. Ve bu mesai harcarken de bizim kameramıza fiziksel bir temasta bulundular. Biz de bunu yapamayacaklarını, böyle bir yetkilerin olmadığını söyledikten sonra gittiler yanımızdan. Çünkü yaptıkları şeyin hukuksuz olduklarını kendileri de bildiği için utanıyorlar, çekiniyorlar, devamını getiremiyorlar. Ancak biz yayını devam ettiriyoruz bu noktada. Şu anda Kulu Park'tayız. Yaklaşık bir 15 dakika önce bir müdahale oldu. Kilo alırım maazallah. Neyi bakıyoruz? Selam abi. Arkadaşlar buradaki müdahale sona erdi. Şimdi yavaş yavaş da çekileceklerdir. Her sabah olan hikaye. Çevik kuvvet otobüsü. Evet. Battaniyeleri aldılar. İnsanların ardından mutlu mesut bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Biz de yayınımıza son veriyoruz arkadaşlar bu noktadan. Sadece şunu merak ediyorum. O kadar bu ilk günden bu yana aldıkları battaniyeleri ne yapıyorlar? Bunu gerçekten merak ediyorum, ne yaptıklarını. İhtiyaçları var demek, kullanıyorlardır. Sağ olsun buradaki halk da arkadaşlarımıza her gün yenilerini getiriyorlar. Demek ki polisimizin daha çok ihtiyacı var battaniye falan. Gerçi üstlerinde kaskları var, tesisatları var ama yine ihtiyaç tabii ki. Polisimize can feda ya. Battaniye ise battaniye, ne gerekiyorsa yardım yapacağız. Buradan da arkadaşlar direnmeye devam ediyorlar. Yarın da aynı şekilde burada oturacaklardır. Eylemlerini devam ettireceklerdir. Bu arada yarınki duyuruları da Facebook grubumuz olan Ankara Eylem Vakti sayfasından, Facebook sayfasından takip edebilirsiniz. Hatırlatalım arkadaşlar, bitişik ve küçük harflerle olmak üzere Ankara Eylem Vakti bizim Facebook sayfamızdır, grup sayfamızdır. Oradan yarının programını detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Biz şu anda yayınımıza son vereceğiz bu noktadan. Müdahale gerçekleşti. Polis de birazdan ayrılacaktır bu noktadan. Her sabah klasikleşmiş bir müdahaleyi izledik. Tekrar ve tekrar. Ben bu ana canlı yayında izliyordum internet üzerinden yine yayınımızı. Ama ilk defa şahit oldum. Gerçekten çok enteresan. Burada oturan sayalım arkadaşlar. Şuradaki toplam insanı saysanız oradaki sivil polis amirleri etmez. Ama çevik kuvvet, amirler yine... Toma, akrep değil mi? Bütün hatta bir de yayının başında gösterdi arkadaşımız da sizlere. Toma bir de buradaki insanları bir tahrik etmek için şeyini döndürdü böyle bir. Evet. Bu tarafa doğru sonra tekrar çevirdi. Evet arkadaşlar, yayına son veriyoruz. Bu noktadan şimdi görüşmek üzere. Yarın saat 5'te mi bir yayın alacaktı yarın? Yok, yarın 7.30'da Ahmet Arif Parkı'ndan, ardından da 8'de İlker'de Dikmen'de Ahmet Arif Parkı'ndan, İlker'de Aşık Mansuni Şerif Parkı'ndan bir yürüyüş olacak 2 Temmuz'la ilgili. Ahmet Arif Parkı'na yürüyecekler. Biz Ahmet Arif Parkı'nda 7.30'da başlayacağız. Sonra da 8'de bir diğer arkadaşımız yürüyüşü çekecek. Oradaki kitle de yürüyerek buradan Aşık Mansuni Şerif Parkı'ndan Ahmet Arif Parkı'na ulaşacak. Orada bir etkinlik düzenleyecekler 2 Temmuz'da Madımak katliamı ile ilgili. Biz de onu sizlere canlı yayında yayınlayacağız. Yine herhangi bir müdahale, herhangi bir başka bir yerde bir şey olursa mümkün olduğunca, elimizden geldiğince sizlere yine yayınlamaya çalışacağımızı da söyleyelim. Şimdi hoşça kalın arkadaşlar. Aynen bir 10 saniye dosyası yani.